Kimisi de şunu diyor, siz niye oynamadınız? Ya hakikaten doğru diyorlar, ben de öyle diyorum. Şimdi ben bir yapımcı olsam, yani bu işten e zahiri yönünü düşüneyim, hani manevi yönünü bir kenara bırakın. Yapımcı olarak bu işten para kazanmak istiyorum. Ya ya Abdülhamit Han Hazretlerini torununu oynatırsam, ben daha çok para kazanırım, daha çok insanların ilgisini çekerim diye düşünürüm. Yani şimdi... E benim kafamda iki üç tane proje var. Bir, Hanedan sürgünü. Orada oynayacağımı da söz verdim bir kere. Sinema İsmi mı, de hazır. Dizi mi? Önce sinema sonra dizi. Ama çok güzel bir proje. Yani e, ailenin nasıl sürgüne gittiğini, e, sürgüne gitmeden önce e, Mustafa Kemal'in İnefü'nün almış olduğu kararlar, bunu bizim milletimiz bilmiyor. Ee, bize yıllarca tarihe bir yanlış anlattılar. Bunu işte biraz anlatmak lazım, bunu biraz açmak lazım. Ee, i̇yi bir şekilde yani sonuçta neler yaşanmış bunları bilmesi lazım insanlarımızın. Ee, ondan sonraki sürgünde niçin bu ülkelere gidildi, nasıl yapıldı? İnşallah bunları anlatmak istiyoruz ve ailenin hangi ülkelerde e, halen Türkçe bilmeyenler var. İnsanlar kızıyor, efendim ya başı açık işte böyle açık, efendim daha Türkçe bilmiyor. Dedim ki bunu ön yargı sizin hakkınız yok. 3 Mart 1924'te bu aile sürgüne gidiyor mu? Gidiyor. Önce şunu bir bakalım. Bu aile niçin gönderildi? Ve bu aile nasıl zor şartlarda yaşadı? Banklarda yaşadı? Bunların cevabını bana bir verin. Ondan sonra biz bunları tartışmaya, konuşmaya devam edelim. Durumları nasıl? E, nasıl yaşıyorlar? Ne yiyorlar? İlaç alamayan aile mensupları yurt dışında vefat etti bundan 10 sene 12 sene önce örnek veriyorum. Yurt dışından gelemeyenler var. Niçin yurt dışındalar? Çünkü hayat boyunca orada kalmış bu insanlar. Ve korkuları ne biliyor musunuz? Biz bugün ülkemize gelirsek acaba e, tamam hadi vatandaşlığımızı aldık ama ya bizi gene sürgün ederlerse. Ben dedim ki merak etmeyin. Bu milletimiz gözlerini açtı. Allah'ın izniyle bizi sürgün edemez. Ne zaman e, kalkmaya başladı bu sürgün? ilk dönüşler ne zaman oldu? 74 yılında kalktı. İlk e, hanedanın reisi şu anki e, Harun Efendi geliyor. 1975 yıllarında geliyor. 76 yıllarında geliyor. Tabii geliyor ama yasak kalkıyor. Yasakta iş bitmiyor. Biz oturma tezkeresiyle ülkemizde oturabiliyoruz. Yani bir e, şu anki Suriyeli kardeşlerimize, Afganlı Hı -hı. kardeşlerimize, veya başka bir ülkenin kardeşlerimize oturmuş olduğu oturum tezkeresiyle Çok vermişlerdi vermişler Çok bir zulüm bu ama ya. Hakikaten ciddi bir zulüm. Peki ne zamana kadar biz böyle oturuyoruz? Ta ki rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olana kadar böyle oturuyoruz. Ve e, Harun Efendi Sayın e, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la bir araya geldiğinde Harun Efendi şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa, bu davaya biz ne yaptık ki bize bu ülkeden kovdular, bu ülkeden sürgüne gönderdiler. Bizim diyor yabancı gibi bu ülkede oturmak diyor kanımıza dokunuyor diyor. Ve o zaman rahmetli Turgut Özal çocuk gibi ağlamaya başlıyor. Tabi bu arada 75-76 yılından 90 yılına kadar her hafta sonu, her cuma günü veya Harun Efendi emniyet şubesine gidip tahkikat yapıyorlar. Efendim aynı sorular. Neden geldiniz? Niçin geldiniz? Amacınız ne? Hedefiniz ne? 77 yılından ta ki 90 yılına kadar. Yani müthiş rezalet bir durum bu. Başka bir hakikaten açıklaması yok. Ee...